olan hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sesi işte, güvenlikten duydum ben. Büyük bir gürültüyle patladı. Oluşan alev topu geceyi aydınlattı. Görüntüler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinden. Bir boya fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oldu. Üç numaralı Clever Spirit starttaki yerini alıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. 4 numaralı Edrio 3.5-4 boy kadar geç çıkış yapabildi. İç kulvara yakın 1 numaralı İhsan Arzum liderliği aldı. Yarım boy geride orta kulvarda 5 numaralı Tornado Maiden ikincilikte. Onları da içeriden gelen 6 numaralı True North yakaladı ve liderliği 6 numaralı True North aldı. 1 boy geride ikincilikte kaldı orta kulvarda 1 numaralı İhsan Arzum. Onun 2 boy gerisinde 5 numaralı Tornado Maiden var. Yarım boy geride içeride 2 numaralı Seleni. 1.5 boy geride 3 numaralı Clever Spirit. 2 boy gerisinde 4 numaralı Erio sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. Koşunun liderliğini iç kulvara yakın 6 numaralı True North yapıyor. Fark yarım boy kadar dışarıda 1 numaralı İhsan Arzum ikincilikte. 1.5 boy gelende iç kulvarda 2 numaralı Seleni. Onu yarım boy kadar orta kulvarda 5 numaralı Tornado Maiden. Daha sonra orta kulvarda 3 numaralı Clever Spirit. Kulvarda 4 numaralı Erio sırasıyla son 800 metre iç kulvardaki 6 numaralı True North önde girdi. Düşünme 1 numaralı İhsan Mis kokulu yalar ile yalanır. Te tikrai galėtų pretenduoti į prizą už originalumą. Naujausias kūrinys vadinasi Oi, 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 dar kartą. Dainai sukurtas nuotykinės grupės 90-ųjų hito parodija. Yo, Norm Anders. Lengvas, todėl... Gerçekten ambiyans harika. Reikia susikaupti. Parla marşını söyledi. Tribünleri coşturdu. Geri sayıma da geçtik artık. Ve hocamı da gördüm. Devre arasında da hocam bugün kapsal... bir yönetmen gibi çalışıyor. Evet, evet. Bizlerle birlikte olacak. Çok güzel görüntü. ATV yayınındaydı hocam. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bayrakları. Zira Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a geliyor. FM breaks loose. İşte ya da eve dönüş yolunda günün stresinden uzaklaşmak istemez misiniz? O halde doğru programdasınız. Didem'le çevrim içi
444 11 12'den sonra bir tuşluyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Yoldakiler bekliyorum. Ön koltuk, arka koltuk yolcuları. Hiç üşenmek yok. Alın elinize telefonu. Hemen son durağınıza ulaşın. Ayrıca Instagram'dan, Facebook'tan da bize hemen yazabilirsiniz. TRT FM sayfasına girin. Göreceksiniz. En başta son durak. Birinin sahipleri hikayeleriyle herkesi duygulandırdı. Onlardan biri Ali Fuat. 6 Şubat 2023 tarihinde Denizli valisiydi. Kanser tedavisi görüyordu. Asrın depreminde Hatay'da görevlendirildi. Hastalığını söylemedi, hizmet için koştu. Duygulandım. Beklemiyordum. Çünkü bir şey bekleyerek, bir şey umarak yapmadık biz bunu. Bizim milletimiz her türlü zorluğu yenebilecek imana, iradeye sahip bir millet. Bunu da yaşayarak. Onun için orası benim için bir imtihan yeriydi. Turgut Kılıç. Aksaray'da ayakkabı tamirciliği yapan Turgut Kılıç, kuşların babası olarak biliniyor. Yıllardır sokaklara bırakılan ekmekleri toplayıp kuşları besliyor. İyiliğin, güzelliğin en layık, en alkışlanası örneklerinden birini sergiliyor. Kaç yıldır kuşları besliyorsunuz? Küçüklüğümden beri besliyorum. Hayvanlar ve insanların gönlünü kazanmak maksadım, Rıza. Hayvanlara karşı merhametiyle örnek olan Kılıç, eşi ve yakınlarıyla TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'yı da ziyaret etti. Ödül alanlardan biri de İzmir'in Selçuk ilçesinde İsa Bey Camii'nin İmam Hatibi İbrahim Taşdemir. O sofrasını turistlere açtı, onlara İslam'ı anlattı. İslam'ın güzel yüzünü anlatmak istediğini söyleyen İbrahim Taşdemir, yeryüzünde iyiliğin yayılması, yeryüzünde kötülüğün bloke edilmesi, engellenmesi anlamında da İslam'ın tanıtılması çok önemli. Evet. En güçlü olanı zararlı bir ürünü hiç kullanmamaktır, hiç maruz kalmamaktır, hiç temas etmemektir. Bu ne demek? Siz plastik tüketiminizi mümkün olduğu kadar azaltmalısınız demek. Peki ben plastik tüketimimi nasıl azaltacağım? İşte geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz marketlerde plastik poşet verilmesi bir zaman yasaklandı. Evet. Sonra ücretli olarak verilir hale getirildi. Evet, evet. Bunun bütün bunların nedeni insanların plastik kullanımını caydırmaktı. Evet. Ama onun dışında